Hadi geçmiş olsun. Sağ ol canım. Nasıldı? Sessiz geçti değil mi? Yani sakindi. Poliklinik nöbeti candır. Şunu alsan önümü verir misin? Al bakalım. Çalışabildin mi? Yani işte üstünde uyuması daha rahat tabii. Şimdi sana bir iyi bir de kötü haberim var. Ay ne olur çabuk söyle, çok yorgunum. Yarından sonraki nöbetin 12 saatçik, 21.09. Bu iyi olan mı? Hı hı. Kötü olan ne? Yarın akşam 21.09 acil servis. İmza atmayı unutma. Tamam. Efendim. Ha şey, çıkıyor musun? Hı hı. İyi, tamam. Gelip alayım mı seni? Yok yok, gerek yok. Ben gelirim. Tamam. Ben de eve geldim. Evde görüşürüz o zaman. Tamam, görüşürüz. İnci. İnci, biraz konuşalım mı? Son konuşmamız gibi mi? İnci, bak lütfen sen konuşmasan da olur. Yani beni dinlesen de olur sadece. Sen konuşma ama beni dinle. Peşimden gelmeyi bırak Mert. Sen benimle konuşana kadar ben senin peşinden geleceğim. İyi o zaman, ben de peşimde bir sapık var diye bas bas bağırırım. İstediğin kadar bağır, çağır, kaçmayacağım, sus. Kaçmayacak mısın? Kaçmayacağım. Oysa ki en iyi yaptığın şey. İnci, ben seni çok sevdim. Ya. Hı? Aşk ne demek? Bunlardan haberin var mı senin? Bırakıp gitmek mi sevgi Mert? Korkup kaçmak mı? Yapayalnız bırakmak mı? Ben sana söyleyeyim sevgi ne demek. Sevgi hiç sevilmediğini bile bile gözlerinin içine aşkla bakmak. Yanlışlarıyla, hatalarıyla, günahlarıyla kabul etmek. Kendi çocuğu olmadığını bile bile babalık yapma. Ben sevgiyi Mustafa'da gördüm. Sen de değil. Şimdi kendi sevgini al. Geldiğin yere git. Korktum lan. Haklısın. Ben o an ne yapacağımı bilemedim. Bir anda baba olmak bana ağır geldi. Ben bunu kaldıramadım. Ben babalık iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilemedim. Yapamadım. Ben daha çocukluğumu yaşayamadan baba olmak bana ağır geldi İnci. Çünkü ben babası tarafından sevilmeyen bir çocuktum. Ben çocuğumu sevememekten korktum. Ona yetememekten korktum. Ya ben babam gibi bir baba olmaktan korktum. Ben korkmadım mı? Hı? Ben anne olmaktan korkmadım mı? Sen anne olmak ne demek biliyor musun? Sen beni bir başıma bıraktın Mert. Sen beni yapayalnız bıraktın. Ben her gece aynı kabusu gördüm. O spor salonunda herkesin gözü önünde ben her gün doğurdum. Sen bu ne demek biliyor musun?
Senin bana yaşattıklarını hiçbir zaman unutmayacağım. Hiçbir zaman. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Peki masal... Sakın. Sakın benim kızımın adını ağzına alma. Anladın mı? O benim kızım. Ya ben... bir kız çocuğum olursa annesine benzemesini çok isterdim, biliyor musun? Ve sana benziyor. Sana benziyor. Bakışı, gülüşü. Sana benziyor. Biliyorum. Biliyorum, o benim kızım çünkü. O benim canımdan bir parça. Biz her şeyin üstesinden beraber geldik. Her acıyı beraber yaşadık. Biz birlikte büyüdük. Her şeyin üstesinden beraber gelmeye de devam edeceğiz. Sensiz. Ben, Masal ve Mustafa. İnci. Peki ben onu görsem? Haber olmaz kimsenin. Ben kimseye söylemem. Onu benden kaçırmayacağı ne olur? Kaçta oturan Mert? Bu artık benim masalım. Senin değil. Mert, neredesin oğlum? Geldim işte anne. Onca yoldan geldin. Bir gram uyumadın, yorgunsun. Bir de sokaklarda motor kullanıyorsun hala. Başına bir şey gelecek. Kaza maza. Allah korusun. Kötüye bir şey olmaz. Bu ne biçim laf? Cihan nerede? Senden sonra çıktı hemen. Boş ver şimdi Cihan'ı. Ne oluyor Mert? Oğlum neyin var? İyi misin oğlum? Söyle ne oldu? Mert. Oğlum. Bir şey oldu mu demiyorum bak. Bir şey olduğu belli. Ne oldu anlat hadi. Bir cüzdan almaya gittin. Geldiğinden beri halin. Mert hadi anneciğim söyle ne oluyor? Saçmalama ya. Merhabalar. Kızım senin evin, anan baban falan yok mu? Anne ne oluyor? Bu ne demek ya? Bu nasıl bir tavır şu an Cihan? Cihan ne? Cihan ne? Ne yapacak Cihan? Anne ayıp oluyor mu? Asıl onun yaptığı ayıp değil mi? Ha? Gece demiyor, gündüz demiyor burada. Müsait miyiz, değil miyiz? Anne o benim nişanlım. Olacak yani. Olmadı daha. Olunca konuşuruz. Şu anda sen benimle bu evde yaşıyorsun. Nişan mışan yok Cihan. Bence de yok Cihan. Bence de yok. Sen git annenin sözünü dinle. Eğer büyümeye karar verirsen konuşuruz. Gizem. Gizem tamam dur. Cihan buraya gel. Bırak gitsin. Bırak seviyorsa peşinden gitsin. En azından başaramazsa da ben denedim der. Denedim olmadı der. Benim gibi korkaklık yapmaz. Mert. Oğlum saçmalama, seninle ne ilgisi var bunun? Sen ne yapacaktın o yaşta? Ya, tamam kapat konuyu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.